Karbonhidratlar, monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler şeklinde 3 kısımda inceleyeceğiz. Monosakkaritlerimiz 5 karbonlu riboz şekeri, deoksiriboz şekeri, 6 karbonlu glikoz, fruktoz ve galaktoz molekülleri var. Disakkaritlerimiz maltoz, sükroz, laktoz, polisakkaritler ise glikojen, nişasta, seliloz ve ketin. Karbonhidratlarımızın yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunuyor. Bazı karbonhidratlarda ise azot atomuna da rastlanıyor. Karbon, hidrojen ve oksijen tüm karbonhidratlarda ortak olarak bulunan 3 atom. Azot sadece bazı karbonhidratlarda bulunuyor. Genellikle OZ2 ile isimlendirilir. Yalnız dikkat edin, genellikle dedik. Tüm karbonhidratlar OZ ile isimlendirilmiyor. Mesela monosakkaritlere baktığımız zaman riboz, deoksiriboz, glikoz, fruktoz, galaktoz, laktoz, sükroz, maltoz, OZ ile bitiyor. Bunlar dışında amiloz var, mannoz var, sellobioz var. Karbonhidratların belirli grupları OZ2 ile isimlendirilmektedir. Monosakkaritler. Monosakkaritler 3 karbon ile 7 karbon arasında değişen karbon atomu sayısına sahiptir. Genel formülleri CN, H2N, ON olarak adlandırılıyor. Tabii bizim programımızda göreceğimiz 5 karbonlu monosakkaritler ile 6 karbonlu monosakkaritler. 3 karbonlu olanlara trioz, 4 karbonlu olanlara tetroz, 5 karbonlu olanlara pentoz, 6 karbonlu olanlara ise hegzoz adı verilmektedir. Şimdi 5 karbonlu monosakkaritlere bakalım. Bunlardan bir tanesi riboz şekeri, bir diğeri ise deoksiriboz şekeri. Önce nerede bulunuyor bunlar? Ona bir bakalım. Riboz ATP molekülünün yapısında NAD molekülü, FAD molekülü, NADP molekülleri. NAD, FAD ve NADP birer koenzimdir. Demek ki bazı koenzimlerin yapısında karbonhidratlara rastlanabiliyor imiş. Tabi bunların dışında hepimizin bildiği gibi RNA molekülünün yapısında da riboza rastlıyoruz. Deoksiriboz şekeri ise DNA molekülünün yapısında bulunuyor. Aradaki farklara baktığımız zaman şuradaki karbon atomlarını inceleyelim. Buradaki karbon atomları incelendiğinde deoksiriboz şekerinde bir tane oksijen atomunun eksik olduğunu görüyoruz. Bakın şurada ribozda oksijen var bu karbona bağlı olarak, ama aynı karbona karşılık gelen aynı karbona deoksiribozda o oksijen atomu görülmemektedir. Burada da deoksiribozda bir oksijen atomu eksik. Bu da bize şunu gösteriyor. Riboz mu daha ağır, deoksiriboz mu daha ağır? Tabii ki ağırlık bakımından kıyasladığımız zaman deoksiriboz şekeri, deoksiriboz şekerine göre daha ağır, daha büyük bir molekül olmuş oluyor. Bir oksijen atomunun fazla olmasından dolayı. Genel formülüne bakalım. Genel formül neydi monosakkaritlerde? CN, H2N, ON. 5 karbon olduğuna göre N eşittir 5 olduğu için riboz karbon 5, hidrojen 10, oksijen 5. Deoksiriboza geldiğimiz zaman karbon 5, hidrojen 10, 1 oksijen eksikti. 5 oksijen değil, 4 oksijen var. O zaman burada bu iki molekülünün açık formüllerinin ve kapalı formüllerinin farklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla riboz ve deoksiriboz birbirinin izomeri değildir. Bunun dışında acaba enerji veriyorlar mı? Yani enerji veren reaksiyonlara katılıyorlar mı? Oksijenli sonurumda ATP'ye dönüştürülüyor mu? Riboz ve deoksiriboz yapısal yapıya katılan monosakkaritlerdir. Dolayısıyla enerji verici olarak kullanılmaz. Altı karbonlu monosakkaritlerimiz glikoz, fruktoz ve galaktoz. Genel formülleri neydi monosakkaritlerin? CN, H2N, ON. Karbon sayımız N eşittir 6 olduğuna göre o zaman C6, H12, O6. Glikoz, fruktoz ve galaktozun kapalı formülleri. Glikoz, fruktoz ve galaktoz.
Demek ki C6H12O6 her zaman glikoz olarak ifade etmememiz gerekiyor. Bu da bize şunu gösteriyor. 6 karbonlu ismini saydığımız bu monosakkaritler birbirinin izomeridir. Ağırlıkları aynıdır. Aynı ağırlıkta ve verdikleri enerji eşittir. Yani biri diğerine göre daha fazla enerji verir diyemiyoruz. Şimdi bunları teker teker görelim. Önce glikozdan başlayalım. Karbonhidratların temel yapı birimidir ve tüm canlılar tarafından da glikoz kullanılmaktadır. Hücrenin pH'sını etkiler mi? Yani hücre pH'sını artırır veya azaltır mı? Glikoz arkadaşlar hücre pH'sını etkilemez. Yani bir hücrenin glikozu harcaması ya da o hücrede glikoz miktarının artması hücrenin pH derecesini etkilemeyecektir. Kan şekeri ve üzüm şekeri olarak isimlendiriliyor. Kan şekeri denmesinin nedeni kanda ölçülebilen tek karbonhidrat olmasıdır. Bu yüzden kan şekeri diyoruz. Peki normal değeri nedir? 70 ila 90 miligram bölü mililitre değerinde oluyor. Bunun üzerine çıktığı zaman tokluk duygusu oluşturulur vücut tarafından. Altına indiği zaman ise açlık duygusu oluşturulur. Bu yüzden de kanda miktarı, değeri, derişimi belirli hormonlar tarafından ayarlanmaktadır. Peki az önce bahsetmiştik, kan şekerinin ayarlanmasından bahsettik. 70 ila 90 mililitre bölü, miligram bölü mililitre değerinde olmalı. Üstüne çıktığında veya altına indiğinde vücutta bazı sıkıntılar meydana gelebiliyor idi. Dolayısıyla kan şekerinin ayarlanmasında insülin hormonu, pankreastan salgılanan insülin hormonu ile yine pankreastan salgılanan glikagon hormonları görev almaktadır. İnsülin hormonu yükselmiş olan kan şekerini düşürürken glikagon hormonu ise düşmüş kan şekerini artırarak kan şekerinin ayarlanmasına hizmet etmektedir. Peki kan şekerinin ayarlanması dışında artırabilen veya azaltabilen hormonlar nelerdir? Troksin hormonu biliyorsunuz metabolizmayı hızlandıran bir hormon. Somatotropik hormon yine kan şekerini etkiliyor. Kortizol hormonu kan şekerini etkileyen bir başka hormon. Adrenalin yine kan şekerini etkileyen bir başka hormon. Yine etkileyen dediğimiz için ayarlamayla görevli olan insülin hormonu ile glikagon hormonları da etkileyen hormonlar arasında yer almaktadır. Normal şartlarda beyin hücrelerinin enerji üretmek için kullandığı tek ham maddedir. Yani oksijenli solunum sonucunda enerji üretmek için beyin hücreleri glikozu kullanır. Yani amino asitleri kullanmaz. Yağ asitlerini kullanmaz. Neyi kullanıyor? Glikoz kullanıyor. O zaman uzun süre açlık yaşandığında ilk zarar görecek olan, buna ilk tepki verecek olan organ da beyin olacaktır. Zaten kan şekeri düştüğü zaman bayılma olayının görülme nedeni de ilk tepki veren organın beyin olmasından dolayıdır. Ana kaynak bitkilerdir ve ototroflar tarafından sentezleniyor. Ha bu şu demek değil tabii ki biz glikoz yapamaz mıyız? Glikoz yapabiliriz. Amino asitlerden glikoz yapabiliyoruz arkadaşlar. Gliserolden glikoz yapabiliyoruz. Ancak yağ asitlerinden glikoz yapamıyoruz. Buna çok çok dikkat etmenizde fayda var. Fruktoz meyve şekeri olarak isimlendirilir. Bu yüzden de meyveler bitki olduğu için bitkisel kaynaklıdır. Peki insanlar yapabilir mi fruktozu? Spermlerin yakıt maddesi fruktozdur. Bu da bize şunu gösteriyor. Fruktoz bizim vücudumuz tarafından yapılabilmektedir. Yani hayvan hücreleri yapabilir mi derse soru, yapabilir diyeceğiz. Fruktoz serbest olarak tatlı meyvelerde, üzüm, incir, dut gibi meyvelerde, çiçek tohumlarında, balda bulunuyor. Meyvelerde bulunmasının temel nedeni suda çok iyi çözünebilmesidir. Suda çok iyi çözündüğü için de çok tatlıdır. Meyveye belli bir lezzet verebilmek için.
Disakkaritlerin, bazı disakkaritlerin yapısında yer alıyor. Vücudumuzda ise serbest olarak fruktoza rastlamıyoruz. Zaten kanda da ölçülebilen tek monosakkarit glikozdu. Bu yüzden de bu da bize şunu gösteriyor. Fruktoz kana glikoza dönüşerek geçmektedir. Galaktoz süt şeker olarak isimlendirilir. Sütü hayvanlar yapıyor. Bu yüzden de hayvansal kaynaklıdır. Peki süt bezlerinde yapılan galaktoz nasıl üretiliyor? Bunu glikozdan sentezliyor. Yani glikoz molekülünü süt bezleri galaktoz molekülüne çeviriyor. Genellikle serbest bulunmaz. Süt içinde glikozla birleşerek laktoz halinde bulunur. Yani galaktoz vücudumuzda galaktoz olarak değil, daha çok laktoz halinde bulunuyor. Dikkat edeceğimiz bir nokta var arkadaşlar. Galaktoz bitkilerde de bulunur. Bitkilerde de bulunur. Buna da dikkat ediyoruz. Yani sadece hayvanlarda bulunan bir madde değil. Bu fruktoz için de geçerli. Sadece bitkilerde bulunan bir madde değil. Galaktoz ise sadece hayvanlarda bulunan bir madde değil. Galaktoz ve fruktoz kana glikoza dönüştükten sonra geçer. Bu dönüşümü kim yapar? Bu dönüşümü ince bağırsak hücreleri ve karaciğer yapar. İnce bağırsak hücreleri ve karaciğer galaktoz ve fruktozu glikoz olarak kana aktarmaktadır. Disakkaritlere geldiğimizde di kelimesi var. İki tane monosakkaritin glikozit bağı ile birleşmesi sonucu oluşur. İki tane monosakkarit arasına bir glikozit bağı kuruluyor. Glikozit bağı kurulurken açığa da su çıkacak. Dolayısıyla bu reaksiyonun bir dehidrasyon sentezi olduğunu görebiliyoruz. Peki disakkaritler sindirilebilir mi? Evet, çünkü yapısında glikozit bağı var. Suyla kırılır, hidroliz olur. Zardan geçebilirler mi? Özel bir taşıyıcı madde yoksa zardan geçemiyorlar. Enerji verici olarak doğrudan kullanılırlar mı? Kullanılmazlar. Önce hidroliz olması lazım. Monomerlerine dönüşmesi lazım. Bir tane de glikozit bağı bulundurmaktadır. Peki kimdir bunlar? İki glikoz molekülü birleştiğinde oluşan bir maltoz. Glikoz ile fruktoz birleştiğinde sükroz. Glikoz ile galaktoz birleştiğinde laktoz oluşuyor. Maltozu yapan maltaz, sükrozu yapan sükraz, laktozu yapan ise laktaz enzimi. Tabii bu reaksiyonların geri dönüşümlü olduğunu da unutmamakta fayda var. Maltoz arpa şekeri olarak isimlendirilir veya malt şekeri olarak isimlendirilir. Arpa bir bitki olduğuna göre o zaman bitkisel kaynaklıdır diyebiliriz. Yapısındaki glikoz molekülü ve bir tane de glikozit bağı bulunmaktadır. Dolayısıyla bir maltoz hidroliz olduğunda şuradan gösterelim. Glikoz meydana geldiği için doğada tek çeşit glikoz var zaten. Bu yüzden maltozun hidrolizinden sadece tek çeşit monomer çıkar. Bu monomerin adı da glikoz molekülüdür. Sükroz çay şekeri olarak isimlendirilir. Tabii çay şekeri kimde var? Şeker pancarı, şeker kamışında var. Bunlar da bitki olduğuna göre o halde sükroz bitkisel kaynaklıdır. Hidrolizinde kaç çeşit monomer çıkıyor? Sükroz, glikoz ve fruktozun birleşiminden meydana geliyor. Dolayısıyla bir sükrozun hidrolizi bize glikoz ve fruktoz olmak üzere iki çeşit monomer ortaya çıkaracak. Glikoz ve fruktoz. Kaç tane glikozit bağı var? Bir disakkarit olduğuna göre bir tane glikozit bağından oluşmaktadır. Laktoz süt şekeri olarak isimlendirilir. Süt bezleri tarafından yapılır. Dolayısıyla da hayvansal kaynaklı süt bezlerinde üretilir. Neyden üretilir süt bezlerinde? Glikoz ve galaktozdan üretilir. Polisakkaritlere geldiğimizde, tabi buradaki anlatacağımız polisakkaritler bizim homo polisakkaritler olacak. Heteropolisakkaritlerin olduğunu da unutmayalım. Bu yüzden YKS hazırlık kaynaklarında tüm polisakkaritler ile ilgili sorulara dikkat edilmesi gerekiyor. Sorular akademik olarak yanlış olabilir. Homopolisakkaritler, arkadaşlar bunların tamamı glikoz molekülünden meydana gelir. Çok sayıda glikoz molekülü bir araya gelerek, glikozit bağları ile bir araya gelerek
polisakkaritleri meydana getirir. Dolayısıyla bir polisakkaritin hidrolizinde kaç çeşit monomer çıkar? Sadece glikoz oluştuğuna göre tek çeşit. Hücre zarından doğrudan geçebilir mi? Hayır, çünkü yapısında bağlar var, glikozit bağları var. Bu bağların kırılması gerekiyor. Bu yüzden cevabımız hayır, hidroliz olması gerekiyor. Enerji verici olarak doğrudan kullanılabilir mi? Kullanılamaz. Önce hidroliz olması gerekiyor. Glikozit bağları koparak monomerine, yani glikoza dönüştürülmesi gerekiyor. Glikozit bağı içerir mi? Evet, çok sayıda glikozit bağı içermektedir. Bir polisakkarit sentezinde gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki grafikleri çiziniz diyor. Sentezinde diyor. Evet, zamana bağlı olarak pH değişir mi? Hayır, pH değişmez. Çünkü kullanılan monomer glikozdur. Glikozun kullanılması ya da glikozun hücrede oluşması pH'yi etkilemez demiştik. Su nasıl değişir? Su arkadaşlar, iki molekül, iki glikoz molekülü ya da çok sayıda glikoz molekülü glikozit bağıyla birleşir. Açığa su çıkar. Bu bir dehidrasyon sentezidir. Sonuçta su miktarı artar. Glikozit miktarı çok sayıda glikoz molekülü birleşeceğine göre önce bir, sonra ikincisi, sonra üçüncüsü şeklinde, yani glikozit miktarı da giderek artacaktır. Peki ATP nasıl değişecek? Bu bağlar kurulurken enerji harcanır. Dolayısıyla hücremizdeki ATP miktarı azalmaktadır. Ozmotik basıncı nasıl etkileyecek? Arkadaşlar, glikoz çözünebilen bir madde ve çözünebilen bu maddeyi azaltıyoruz. Aynı zamanda su çıkarıyoruz. Su hücrenin derişimini düşüreceği için ozmotik basınç da azalmaktadır. Peki harcanan ATP ne olur? Harcanan ATP giderek artar. Çünkü bu bağın kurulması için ATP harcayacağım. İkinci bağın kurulması için ATP harcayacağız. Üçüncü bağın kurulması için ATP harcayacağız. Yani zamanla harcanan ATP miktarı da artmış olacak. Glikoz nasıl değişiyor? Arkadaşlar, glikoz kullanılan bir madde olduğu için zamanla miktarı azalacak. Ancak kullanılan madde olduğundan dolayı kullanılma miktarı da zamanla artmış olacak. Yani hücredeki glikoz azalırken kullandığım glikoz artmış olacaktır. Polisakkaritler depo edilen ve yapıya katılan olmak üzere iki grupta topluyoruz. Depo edilenler nişasta ve glikojen, yapıya katılanlar ise selüloz ve kitin. Şimdi burada bir sorumuz var. Hepsinde glikoz bulunur. Tek çeşit monomerden meydana gelmesine rağmen farklı polisakkaritler nasıl oluşmaktadır? Yani şurada da görüyoruz, bakın, sadece glikoz var. Glikozun çeşitleri yok. Nasıl oluyor da farklı polisakkaritler meydana geliyor? Burada arkadaşlar monomerinin, yani glikozun bağlanma şekillerinin farklı olmasından kaynaklanıyor. İşte dallanmalar yapanlar var. Çok dallanma yapan var. Düz zincir şeklinde oluşturulanlar var. Dolayısıyla cevabımız glikozların bağlanma biçiminin farklı olması. Canlılar fazla glikoz moleküllerini neden depo etme ihtiyacı duyar? Glikoz bildiğimiz gibi küçük bir madde, bir monomerdir. Dolayısıyla hücre içine girdiğinde hücreden dışarıya doğru çıkma tehlikesi var. Yani glikoz kaybını engellemek. Glikoz kaybını engellemek. Peki nasıl engelleyeceğiz? Biz bunları birbirine bağladığımız zaman büyük bir maddeye dönüşüyor. Bu büyük bir madde hücre zarından geçemeyeceğinden dolayı glikozları hücreye kaybetmiş olmayacak. Bir başka nokta, glikoz çözünen bir madde olduğu için hücrenin ozmotik basıncını etkileyecektir. Yani hücrede ozmotik basınç ayarlanır. Glikozlar birbirine bağlanırken su çıkar. Yani moleküllerin, oluşan moleküllerin yapısında hidrojen ve oksijen eksilmiş olur suyla birlikte. Böylece daha hafif madde oluşturulur. Yani glikozların toplam ağırlığı ile bu glikozların oluşturduğu polisakkaritin toplam ağırlığı aynı değil. Bununla ilgili örneklerimiz de olacak.
30 glikoz molekülünün birleşmesiyle oluşan bir polisakkaritin sentezinde kaç su çıkar, kaç bağ kurulur? Arkadaşlar N eşittir birleşecek ünite sayısı. Bunun bir eksi yani N eksi 1 oluşacak su ve oluşacak olan bağ sayısını verecek. N eşittir glikoz demek değildir. Demek değil. Nedir N? N birleşecek ünite sayısı. Bu glikoz olabilir, başka bir madde de olabilir. Şimdi 30 tane glikoz molekülünün birleşmesiyle bakıyoruz. Birleşecek maddemiz bizim 30 tane. Dolayısıyla N eşittir 30. 30 eksi 1 eşittir 29 tane su ve bağ meydana gelmiş olacak. 5 maltoz molekülünün birleşmesiyle kaç su çıkar, kaç bağ kurulur? N neydi? Birleşecek ünite sayısıydı. Şimdi birleşecek ünitemiz kaç tane bizim? 5 tane. 5 maltoz. Dolayısıyla N eşittir 5. Dolayısıyla 5 eksi 1 eşittir 4. 4 tane bağ ve su çıkar. Burada yapılacak hata ne? 2 glikoz var diyor öğrencilerimiz. 2 çarpı 5 10 diyor. 10 eksi 1 9 diyor. Hayır, bu böyle değil. Arkadaşlar birleşecek maddeniz bizim 5 tane maltoz. 1. İspatını yapalım. 2. 3, 4 ve 5. Şimdi biz ne yapacağız? Bu 5 taneyi birleştireceğiz. Bakın şurası birinci bağım, bir su. İkinci bağım, ikinci su. Üçüncü bağım, üçüncü su. Dördüncü bağım, dördüncü su. Yani şunları saymıyoruz. Zaten bunlar kurulmuş şekilde veriliyor. Demek ki buradaki N bizim glikoz sayımız değil. N birleşecek ünitelerin sayısını vermektedir. Şimdi şu soruya geldiğimiz zaman 5 maltoz molekülünün sentezinde kaç su çıkar? Burada bakın dikkat edin, birleşecek madde yok. Yani maltozları birleştir demiyor. Bana 5 tane maltoz yap diyor. Dolayısıyla maltoz glikoz artı glikoz eşittir maltoz artı su. Bir maltozda bir su çıkıyorsa 5 tane maltozdan da 5 tane su çıkacak ve 5 tane de bağ kurulmuş olacaktır. 6 maltoz molekülü 4 glikoz, 1 polisakkarit birleşirse, bakın burada birleşme var. Birleşme olduğuna göre o zaman ne yapmam gerekiyor? N-1 formülünü kullanacağım. Peki kaç tane madde birleşiyor? Onu bir sayalım. 6 tane maltoz, 6 artı 4 tane glikozu birleştireceğim. Artı 1 tane de polisakkariti birleştireceğim. 1 eşittir 11. Dolayısıyla 11 eksi 1 eşittir 10 tane su ve bağ oluşmuş ve kurulmuş olacaktır. Yukarıdakiler ağırlıklarına göre sıralayınız. 400 glikoz molekülü, 200 maltoz molekülü, 400 glikozdan oluşan polisakkarit. Şimdi baktığımız zaman hepsinde 400 tane glikozun olduğunu görüyoruz. Ancak şimdi bakın 400 glikoz C6 H12 O6. Burada toplam atom sayılarına baktığımızda belli bir rakam çıkacak. 200 maltoz molekülü. Şimdi bakın 200 maltoz molekülünde 400 tane glikoz var. C6, H12, O6 ve yine 400 glikozdan oluşan bir polisakkarit 400, C6, H12, O6. Biz burada neye dikkat edeceğiz? Şimdi şu birinci önermemiz, şu ikinciye geldiğimiz zaman 200 maltoz molekülü. Bir maltoz molekülünün sentezinden bir tane su çıkıyordu. Maltoz artı su. Ama 200 tane biz maltoz yaptığımız zaman 200 su çıkacak. O zaman şunun içerisinden 200 H2O'yu çıkartmam gerekiyor. Yani 2 çarpı 200'den 400 hidrojen atomunu çıkaracağım. Virgül 200 tane de oksijen atomunu bunun içinden çıkaracağım. Dolayısıyla glikoza göre 400 hidrojen, 200 oksijen eksilmiş olacak. Çünkü bunlar su olarak dışarıya çıktı. Buraya geldiğimiz zaman 200 glikozdan oluşan polisakkarit, pardon 400 glikozdan oluşan polisakkarit, bunun sentezinden N-1 eşittir 399 su. O halde biz buradan 399 H2O'yu çıkarmış olacağız. Dolayısıyla 798 hidrojen çıkarmam gerekiyor. 399'da oksijen çıkarmam gerekiyor.
O zaman bu 400 glikozdan oluşan polisakkaritin içinde 798 hidrojen, 399 oksijen çıktığına göre en hafif olanı da 400 glikozdan oluşan polisakkarit olacak. Ağırlıklarına göre sıraladığımız zaman 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3. Tekrar söylüyorum, nedeni neymiş? 200 maltozun üretilmesi için toplamda 200 su çıkardık. 400 glikozdan oluşan polisakkarit üretebilmek için 399 suyu çıkardık. Suyu çıkartmak demek oluşacak molekülün içindeki hidrojen atomlarını ve oksijen atomlarını çıkartmış olacağım demek. Bu da molekülün hafiflediğini bize gösteriyor. Depo polisakkaritlerinden nişastaya bakalım. Hangi canlıların depo maddesidir? Nişasta bitkilerde ve alglerde görülebiliyor. Dolayısıyla bitkisel kaynaklıdır diyebiliriz. Bitkilerin bir depo polisakkaritidir. Peki bitkilerde depo edildiğine göre bitkilerin hangi organlarında daha çok depo ediliyor? En çok depo edildiği yerlerden biri de kök. Özellikle kök toprağın altında olduğu için depo maddesi olan nişastayı hayvanlardan korumuş oluyor. Yine meyvede var, tohumlarda var. Bunlar yoğun olduğu yerler. Gövdede, yaprakta da bulunabiliyor. Ama en yoğun bulunduğu yerler kök, meyve ve tohumlar. Bitkilerde hangi organellerde sentezleniyor? Bitkilerde lökoplastlarda sentezlenir yoğun bir şekilde. Ancak kloroplast organeli de ozmatik dengeyi sağlayabilmek için nişasta sentezini gerçekleştirebiliyor. Nişasta suda çözünmez. Ancak 30 santigrat dereceden itibaren belirli yere kadar çözünebiliyor. Amilaz enzimiyle hidroliz olarak maltoz ve dekstrine dönüştürülür. Bitkiler tarafından hem üretilir hem tüketilir. Ancak hayvan hücreleri tarafından üretilmez. Hayvanlar nişasta yapamaz. Ancak bu nişastayı sindirir ve tüketebilir. Glikojene geldiğimiz zaman buna hayvansal nişasta adını veriyoruz. Peki hangi canlılar depolar? Bakterilerde görülüyor. Arkelerde görülüyor. Hayvanlarda görülüyor. Ve mantarlarda görülüyor. Yani bu dört alemde glikojen depolanmasına rastlıyoruz. Hayvanlarda nerede depo edilir? Özellikle yazıyoruz ama çizgili kaslarda ve karaciğerde. Bu şu anlama gelmiyor. Yalnızca çizgili kaslar ve karaciğer depo eder anlamına gelmiyor. Yoğun olarak depolandığı yerleri yazıyoruz. İnsanda glikoz ihtiyacı doğduğunda ihtiyaç duyulan bu glikoz kas glikojeninden mi yoksa karaciğer glikojeninden mi sağlanır? Karaciğer glikojeninden sağlanır arkadaşlar. Çünkü kas glikojeni hidroliz olduğunda, parçalandığında diyelim, oluşan madde glikoz monofosfattır. Glikoz monofosfat, fosfatlı olduğu için hücre zarından çıkamaz. Bu yüzden de kandaki glikoz miktarının artırılması için karaciğerdeki glikojen kullanılır. Kas glikojeni kullanılmaz. Yapısal polisakkaritlere geldiğimizde selüloza bakalım. Selüloz bazı alglerde ve bitkilerde hücre duvarının yapısına katılır. Sıklıkla yapılan bir hata hücre zarı yapısına katıldığı ile ilgili öğrenci arkadaşlarımız soru çözerken bu hatayı yapıyorlar. Hücre zarı yapısında değil, hücre duvarının yapısında var. Bu algı hatasına düşmeyelim. Bitkisel kaynaklı. Bitkilerin her hücresinin duvarında olduğuna göre ve dünyada en fazla bulunan gruplar bitkiler olduğuna göre, o halde dünyada en fazla bulunan organik maddedir selüloz molekülü. Suda çözünmez, zaten çözünse hücre duvarı diye bir yapı kalmaz ve sindirimi de oldukça güç. O zaman otçul hayvanlar, otla beslenen hayvanlar selüloz sindirimi ile ilgili nasıl önlem aldılar? Madem sindirimi zor, geviş getirme, bazılarında 4 bölmeli midenin olması, azı dişlerinin gelişmesi ki buna öğütücü dişler diyelim, iyice öğütüyorlar. Bazılarında midede, bazılarında ise kör bağırsakta. Selüloz sindiren bakterilerin veya diğer mikroorganizmaların olması, bağırsak ve mide uzunluğunun fazla olması. Bunlar selüloz sindirimini kolaylaştırmak için otçul hayvanların kazandığı adaptasyonlar. İnsanlara selüloz sindirilir mi? Hayır. İnsanlarda selüloz sindiren enzim yoktur. Peki insanların sindirim kanalında otçul hayvanlarda olduğu gibi selüloz sindiren mikroorganizmalar var mı? Hayır, o da yok.
O zaman bu selülozu biz bitkiyi yediğimiz zaman bu selülozun bizim için bir enerji değeri var mı? Bir besin değeri var mı? Bu yüzden insanlar için bir besin değeri, bir enerji değeri yok. Peki o zaman ben bunu ne yapıyorum? Bana hiç mi bir faydası yok? Elbette bir faydası var. O da bağırsak hareketlerini kolaylaştırma noktasında yardımcı oluyor. Burada dikkat edilecek noktalardan biri de şu arkadaşlar. Otçul hayvanlarda selülaz enzimi var mı? Eğer otçul hayvanlarda selülaz enzimi olsaydı sindirim sistemlerinde selüloz sindiren mikroorganizmalara ihtiyaç duymazdı. Yani otçul hayvanlarda selülaz yok bizde olduğu gibi. Bizde de yok, onlarda da yok. Selülaz yok ama otçul hayvanlar yalnız bitkiyle beslendiği için ve bol miktarda selüloz aldıkları için sindiren mikroorganizmaları sindirim sistemlerinde barındırıyorlar. Kitin bir başka yapısal polisakkarit hayvanlarda ve mantarlarda görülür. Peki neyin yapısına katılıyor? Mantarlarda hücre duvarının yapısına katılıyor. Eklem bacaklılarda ise dış iskeletin yapısına katılıyor. Genel anlamda hayvansal kaynaklıdır diyebiliriz. Peki suda çözünüyor mu? Çözünmüyor. Zaten yapısal, eğer çözünseydi ne hücre duvarı olurdu ne de dış iskelet olurdu. Amonya tipli olarak kullanılabiliyor. Monomeri ne? Glikoz amindir. Çünkü azotlu bir polisakkarittir. Amin içeren glikozdan meydana geliyor. Karbonhidratlar birinci derece enerji kaynağı, üçüncü derece yapı maddesi olarak kullanılmaktadır. Peki bol miktarda karbonhidrat aldığımızda ne olacak? Bol miktarda karbonhidrat alırsak onu yağlara dönüştürerek depoluyoruz. Canlının en önemli enerji molekülü olan ATP'nin yapısına katılıyor. Karbonhidratlar hangi molekülümüz vardı? Riboz molekülümüz. Hücre zarının da yapısına katılabiliyor ama hücre zarının yapısında serbest olarak değil. Serbest bulunmaz. Az miktarda bulunur. Hücre zarında proteinlere bağlı olarak glikoprotein, lipidlere bağlı olarak ise glikolipid şeklinde bulunabilmektedir. Biraz da soru çözelim. Bir deney tüpüne su, nişasta, nişasta sindiren enzim ve iyot konuluyor. Deney tüpü optimum sıcaklıkta su banyosunda bekletiliyor. Bir süre sonra deney tüpünde aşağıda verilen değişimlerin hangisi gözlenmez? Parantez içlerine dikkat edelim soruları çözerken. İyot nişasta ile mavi mor renk verir. Şimdi nişastayı koymuşuz. Nişastamız var. Nişasta sindiren enzim var. O halde nişasta sindiren enzim nişastayı sindirerek onun monomeri olan glikozu oluşturacak. İyot ise nişasta ile mavi mor renk veriyordu. İyot başlangıçta nişasta olduğu için tüpte başlangıçta mavi mor renk verecektir. Ancak sindirim gerçekleştikçe nişasta miktarı azalacağından dolayı mavi mor renk de giderek azalacak ve sonra yok olacaktır. Şimdi başlangıçta oluşan mavi mor renk deney sonunda kaybolur. Bu doğru bir ifade. İyot miktarında bir değişim olmaz. İyot tepkimeye girmiyor. Tüpte tek çeşit monomer oluşur. Glikoz oluşur. Doğru. Kapta su miktarı azalır. Çünkü bu bir hidroliz tepkimesi, sindirim tepkimesi. Nişastanın yapısındaki glikozlar arasındaki glikozit bağını kırmak için su harcanıyor. Bu yüzden kapta su miktarı azalır. Ama tüpte asitlik artar diyor. Glikozun asidik veya bazik bir özelliği yok. Bu yüzden cevabımız Edirne olacak. Bir bitki hücresinde 10 riboz, 28 glikoz, 25 maltoz sayılmıştır. Bitki hücresi karbonhidratları kullanarak bir polisakkarit sentezlerse kaç su çıkar? Bir kere ribozu siliyoruz. Çünkü ribozlu biz polisakkarit yapısına katmıyoruz. Ama glikoz da maltoz kullanılabilir. Bize bitki hücresi dediği için maltozu alabiliyorum. Şimdi ben bu molekülleri birleştireceğime göre N birleşecek molekül sayısıydı. Birleşecek moleküllerimi sayıyorum. 28 glikozla 25 maltozu birleştireceğime göre o zaman birleşecek molekül sayım 53. N-1 su ve bağ sayısını verdiğine göre o halde cevabımız 52 olacak. Aşağıdakilerden hangisi nişasta ve glikojenin ortak özellikleri arasında yer almaz? Çok sayıda glikoz ünitelerinin birleşmesiyle oluşur. Evet, her ikisi de
glikozların birleşimiyle meydana gelen depo polisakkaritleridir. A şıkkı doğru. Canlıların yedek enerji deposudur. Zaten bunlar depo polisakkaritleri. Neden depo diliyor? İhtiyaç anında kullanılması için. Glikoz birinci derece enerji kaynağı olduğuna göre o zaman yedek enerji deposudur. İnsanlar nişastayı sindirebilir mi? Sindirebilir. Glikojen sindirebilir mi? Sindirebilir. O zaman C'de. Ortak bir özelliktir. Hidrolizinde hücre pH'si artar. Hidrolizinde ne oluşuyor? Glikoz oluşuyor. Glikoz hücre pH'sını etkilenmez diye birinci sorumuza da çözmüştük. Cevabımız D olacak. Sentezlerinde çok sayıda su oluşur. Zaten N-1 formülüyle hesaplamalarını yapıyoruz. 5 karbonlu monosakkaritlerden olan riboz ve deoksiriboz ile ilgili yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Riboz yalnız nükleik asitlerde bulunur demiş. Bu yanlış. Çünkü riboz ATP gibi, NAD, FAT, NADP gibi moleküllerin yapısında da bulunabiliyor. Deoksiriboz riboza göre daha ağırdır. Oysa deoksiribozda bir oksijen atomu riboza göre eksik. Bu yüzden deoksiriboz daha hafiftir. Hücresel solunumda riboz daha fazla enerji verir. Oysa hücresel solunumda riboz ve deoksiriboz kullanılmıyor. Bunlar yapıya katılan monosakkaritlerdir. Polimer yapısında bulunamazlar demiş. Aslında bu cümle yanlış. Çünkü nükleik asitler birer polimerdir ve bir polimer yapısında bulunuyorlar. Polimer oluşturmazlar diyelim. Bu yüzden de D şıkkı doğru olsun. Depo edilmezler. Evet, depo edilmiyorlar. Disakkaritler ile monosakkaritlerde hangileri ortak değildir? Hidroliz olma. Monosakkaritler hidroliz olmuyor. Çünkü yapısında glikozit bağı yok. Ama disakkaritler hidroliz olur. Dolayısıyla bu ortak değil. Şıklarımızda bir numara olacak. Glikozit bağı bulundurma. Monosakkaritler glikozit bağı bulundurmaz. Ama disakkaritlerde bir tane var. Bu da yine ortak değil. Dehidrasyon senteziyle oluşma. Disakkaritler glikoz molekülü, fruktoz veya galaktoz moleküllerinin birleşiminden meydana geliyor. Dolayısıyla bir molekül su oluşuyor. Ancak monosakkaritlerin oluşumu bir dehidrasyon sentezi değil. Dolayısıyla bu da ortak değildir. Enerji değerleri diyor. Monosakkaritler bir tane. Disakkaritlerin içinde de iki tane monosakkarit var. Dolayısıyla disakkaritlerin içindeki enerji değeri monosakkaritlere göre daha fazla olacaktır. Bu da yine ortak değil. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 ve 4 olacak. Monosakkaritlerin tamamı ile ilgili hangileri doğrudur? Enerji verici olarak kullanılır demiş. Hayır, riboz ve deoksiribozun enerji verici olarak kullanılmadığını söylemiştik. Bu doğru değil. Fazlası polisakkaritleri dönüştürülerek depo edilir demiş. Oysa riboz polisakkaritlere dönüştürülmez. Deoksiriboz polisakkaritlere dönüştürülmez. Bu da yanlış. Yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomları var. Tüm karbonhidratlarda bu 3 atom bulunmaktadır. Bu yüzden cevabımız da C şıkkı olacak. Monosakkaritler hücrede aşağıdakilerin hangisinde doğrudan kullanılmaz? Hücresel solunum kullanılabilir. Glikoz kullanılıyor. Antijenik özellik gösteren moleküllerin yapımında, mesela glikoprotein, bunları ileride göreceğiz. Antijenik özellik verebiliyor. Bu da doğru. Polisakkarit sentezinde zaten onu biliyoruz. Fazlası depo edilebiliyor. Yapıya katılabiliyorlar. Nükleotit yapımında kullanılıyor. Mesela ribonükleotitte riboz şekeri, deoksiribonükleotitte deoksiriboz şekeri kullanılıyor. Hücrenin pH'sının ayarlanmasında kullanılmıyor. Çünkü pH'yı zaten etkilemiyor. Bitkisel hücrelerde aşağıdakilerin hangisine rastlanılması beklenmez? Galaktoza rastlayabiliyoruz demiştik. Nişasta zaten bir depo maddesi. Bunlar doğru. Maltoz, malt şekeri bir bitkide bulunuyor. Glikojen hayvansal kaynaklı mantarlarda, bakterilerde, arkelerde bulunuyor. Glikojeni rastlayamıyoruz. Glikoz zaten her canlıda rastlayabileceğimiz evrensel bir maddedir. Bazı karbonhidratların birbirine dönüşümünün verildiği şemada harflerle gösterilen hangi reaksiyon hayvanlar tarafından gerçekleştirilebilir? Cümleye dikkat ediyoruz. Hayvanlar tarafından diyor. Hayvan hücrelerinde demiyor. Şimdi glikozun nişastaya dönüşümü. Bunu hayvanlar yapmıyor zaten. Bu yüzden K gitti. Ama hayvanlar nişastayı glikoza sindirerek dönüştürebilir. Yani bu görülen bir olay. Glikozun glikojene dönüşümü
Glikojenin ise glikoza dönüşümü hayvan hücreleri tarafından, hayvanlar tarafından yapılabiliyor. Çünkü zaten glikojen hayvansal kaynaklı demiştik. Glikozun fazlasının depolandığı bir madde demiştik. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Nişastanın glikojenden farkı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Her ikisi de çok sayıda glikozdan meydana geliyor. Canlılarda depo polisakkaritleridir. Hücre zarından geçemezler çünkü polisakkarit çok sayıda glikozit bağından meydana geliyorlar. Otçul hayvanlar tarafından sindirilebilir diyor. Oysa otçul hayvanlar otla besleniyor. Yani bitkiyle besleniyor. Bitkilerde de glikojen bulunmadığı için cevabımız D şıkkı olacak. Monomerlerinin diziliş sırası yapısını etkilemez. Sıra zaten etkilemeyecek çünkü hepsinde glikoz var. Hepsi aynı molekülden meydana geliyor. Birinci sırada da glikoz var. İkinci sırada da glikoz var. İkinci sıradaki glikozu birinci sıraya almanın bir anlamı yok. Bu yüzden de monomer dizilişinin yapıyı etkilemediğini söyleyebiliriz. Yukarıda verilen karbonhidrat çeşitlerinden hangilerinin sentezine bitki hücrelerinde rastlanır? Glikozu sentezliyor, fotosentezde üretebiliyor inorganik maddelerden. Bu doğru. Bitkilerde laktoz sentezi yok. Selülozu hücre duvarının yapısına katmak için sentezleyebiliyor. Ribozu da yine fotosentezle üretebiliyor. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Aşağıdaki verilen reaksiyonlardan hangisi hayvan hücreleri tarafından gerçekleştirilmez? Maltoz artusu eşittir glikoz artı glikoz. Bunu maltaz enzimi ile hayvan hücreleri gerçekleştirebilir. Glikoz ve galaktoz süt bezlerinde laktaz enzimiyle laktoza dönüştürülür. Glikojen yine çok sayıda glikoz molekülüne hidrolizle sindirim sisteminde yine dönüştürülebilir. Yani A, B, C şıklarımız doğru. Glikoz artı fruktoz eşittir sükroz demiş. Sükroz çay şekeri. Hayvan hücreleri çay şekeri üretmez. Bitkisel kaynaklıdır. Sükroz bu yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Ama sükrozun sindirimini sükraz enzimimizle yapabiliyoruz. Bu yüzden de cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki dönüşüm olaylarından hangileri hayvan hücrelerinde gerçekleşebilir demiş. Bunu gerçekleşemez şeklinde versek daha doğru olur. Glikoz amino asitlere dönüştürülebilir. Fruktoz glikoza dönüştürülüyor zaten karaciğer ve ince bağırsak hücreleri tarafından. Galaktoz glikoza, glikoz galaktoza dönüştürülebilir. Ama hayvan hücrelerinde yağ asitleri glikoza dönüştürülmez. Dolayısıyla soruyu gerçekleştirilebilir değil, gerçekleştirilmez şeklinde düzeltmemizde fayda var. Ancak şu bilgiye çok çok dikkat etmenize de fayda var. İnsanlar ya da hayvanlarda yağ asitleri glikoza dönüştürülmüyor. Bunu bir yere not almanızda fayda var. Karbonhidratların görev ve özellikleriyle ilgili yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır? İnsanda en fazla depo edilen besin maddesidir. Böceklerde dış iskeletin yapısına katılır. Aynı miktardaki diğer besinlere göre daha az enerji verir. Bitkilerde hücre zarının yapısına katılır. Tüm canlılarda enerji kaynağı olarak kullanılır demiş. Karbonhidratlar birinci derece enerji kaynağıdır. Yani tüm canlılarda enerji kaynağı olarak kullanılır. Bitkilerde hücre zarının yapısına katılır demiş. Bu burada biraz tuzak var. Hücre duvarının yapısına katılıyor. Ancak hücre zarında da karbonhidratlar az miktarda da olsa bulunabilmektedir. Aynı miktardaki diğer besinlere göre daha az enerji verir. Bu doğru. Bunu protein ve yağları gördükten sonra da açıklayacağız. Böceklerde dış iskeletin yapısına katılır. Kitin insanda en fazla depo edilen besin maddesi karbonhidrat değil yağlardır. Bu yüzden de cevabımız A şıkkı olacak. Oh,